Bu coğrafyada her gün yaşananlardan bir gün yine 6 Kasım'da yaşandı. 6 Kasım'da hepinizin malumu eğitim alanında yüksek öğretim kurulunun kuruluş gün dönümünde eğitimin bütün boylarıyla doğrandığı eğitim süreçlerin gerçekten bilimsel olmaktan çıkarıldığı bir süreçte bilimsel, demokratik, laik, ana dilde eğitime inanan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten eğitim emekçilerine ilimizde bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda şunu hemen belirtelim, bir algı yanlışlığı var, hepsinin eğitim sen üyelerinin olduğuna dair bir değerlendirme var. Eğitim sen sendikalı olsun, sendikasız olsun. Bütün eğitim emekçilerinin hak, hukuk ve adaletini koruma adına hiçbirisinden yana bir tereddüt düşmeden savundu. Ama şunu da bilinmesini istiyoruz ki sendika üyemiz olmayan, başka sendikalara üye olan eğitim emekçileri de vardı. Ama biz bu ülkede masumiyet karinesine inanan, eleştirmemize rağmen hukuksal anlamda cezası kesinleşmediği sürece de hiçbir arkadaşımızı birilerini mahkum etmesine de izin vermeyeceğiz. Bugünkü basın toplantımızda Kesme yakasından İlhan Yiğit, Gülistan Atasoy, Tekdemir, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Genel Sekreteri Murat Kaya, Eğitim Sen Kadın Sekreterim, Merkez Kadın Sekreteri Dere Yurcu, yine Eğitim Sen Merkez TİS Hukuk Sekreteri Varol Öztorun, FES Genel Sekreteri Aziz arkadaşımız da aramızdan. Dün gözaltına alınıp adliyeden çıkarken evlerine gitme yerine sendika hak ve özgürlükler mücadelesine omuz veren, bugün de yine burada olan, gözaltına alınıp bırakılan arkadaşlarımız var. Bu fotoğraf bile onların istediği amaca ulaşmayacaklarını gösteriyor. Dün gözaltına aldılar. Bugün arkadaşlarımız şubemizde, iş yerlerinde örgütlemeye devam ediyorlar. Çok uzatmak istemiyorum. İlk sözünü Kesme yakasından İlhan Yiğit arkadaşımıza bırakıyorum. Buyurun. Evet, değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, kam emekçileri, sendikaları, Merkez Yürütme Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, AKP kuruluşundan bugüne Türkiye'de emek düşmanlığına devam ediyor. Hangilerle devam ediyor? Hangi politikalarla? Emek karşıtı politikalarla devam ediyor. Demokrasi karşıtlığına devam ediyor. AKP tamamen tercihini sermayeden yana yapmış. Dünyada hızla yükselen neofaşist dalganın Türkiye'de bir yansıması olarak AKP'yi görmekteyiz. Nerelerde görmekteyiz? Kendisinin dışında her türlü farklı görüşe tahammül edememede görmekteyiz. Nerelerde görmek? Olarak 112 yıldır bu toprakların her yerinde eğitim ve bilim emekçilerin hakları, öğrencilerimizin eğitim hakkı, emek, demokrasi ve barış mücadelesi sürdürüyoruz. Mücadele tarihimiz boyunca sürgünler, gözaltılar, ihraçlar bir an olsun bile mücadelemizi durdurmadı ve durdurmayacak. Ve yine bu toprakların her yerinde emekten, demokrasiden, barıştan yana herkesin hedef alındığı, meslek odalarından barolara, maden emekçilerinden eylemler örgütleyen işçilere, bizi yaşatmak için mücadele eden sağlık emekçilerinden eğitim emekçilerine, doğasına, yaşamına, toprağına sahip çıkan tüm yurttaşlara kadar sürekli bir saldırı ve bir kuşatma yaratılmaya, bir karanlık yaratılmaya çalışılıyor. Eğitim Sen özelinde yaşatılan gözaltılarda bu baskılardan, yaratılmak istenen bu karanlıktan bağımsız değil. Eğitim Sen'e yönelik bu saldırı yine toplumun tüm kesimlerine, emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm güçlere yönelik bir saldırıdır. Bu yüzden Eğitim Sen üzerinden yaşadığımız bu gözaltılara karşı, bu hukuksuzluklara karşı da herkesi birlikte yine mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz ve çağırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız
ifade çağrılmaya her durumda gelebilecekken sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla, okullarına, sınıflarına gerçekleştirilen baskınlarla bu hukuksuzluğun geldiği boyut bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bize sabah saatlerinden itibaren yaşattıkları bu hukuksuzlukları asla ve asla unutmayacağız. Düşük riski taşıyan kadın arkadaşımıza yaşatılanları unutmayacağız. 5 saatte bir bebeğine ulaşmak için TEM'e gitmek zorunda bırakılan arkadaşımıza yaşattıklarını asla ve asla unutmayacağız. 29 arkadaşımızdan 28'i serbest bırakıldı. Bu süreç dahi yaşatılan hukuksuzluğu bize bir kez daha gösteriyor ve kanıtlıyor. Abbas Şahin arkadaşımız tutuklandı. Abbas arkadaşımız bırakılıncaya kadar da her yerde tüm demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Yine dosya içerikleri bize bir kez daha sendikal eylem ve etkinlikleri, sendikal örgütlenmenin suç olarak gösterilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. Salgının başından itibaren bu toprakların her yerinde öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve halkın sağlık hakkı için mücadele ettik. 18 yıldır gerçekleştirilen politikalar eğitim alanında öğrencilerimizin yaşadığı eşitsizliği daha da derinleştirdi diyerek her yerde öğrencilerimizin eğitim hakkı mücadelesini yürüttük. Ve görüyoruz ki dosya içeriğinde iş yeri iş yeri haklarımıza, öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkmak suç olarak gösterilmektedir. Tekrar ilan ediyoruz, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin eğitim hakkına, eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkma mücadelesini ısrarla ve inatla sürdüreceğiz. Dayanışma yaşatır diyerek başta hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız, ihtiyaç duyan, gereksinimi olan tüm eğitim emekçileri ve velilerimiz de dayanışmayı ördük her yerde. Bu dayanışma suç sayılmış. Biz dayanışmayı yine ilmek ilmek örgütlemeye devam edeceğiz. Başta hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımızın yaşatılan bu sürecinde de demiştik ki son arkadaşımız geri dönünceye kadar biz ihraçların %96'sından fazlasının yaşandığı sendikaların yaptığı gibi arkadaşlarını yalnız bırakanlardan değil, arkadaşlarını yüreğini yüreğinde hissedenler olacağız demiştik. Bu kararlılığımızı sürdürmeye, dayanışmayı örmeye, bu suçu da işlemeye devam edeceğiz. 25 Kasım'larda kadına yönelik tacize, tecavüze, şiddete karşı örgütlediğimiz eylemlikler suç sayılmış. Tacize, tecavüze, şiddete, kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadeleyi de ısrarla ve inatla sürdüreceğiz ve sürdürmeye devam edeceğiz her yerde. 10 Ekim'de bize yaşatılabilecek en büyük acıları yaşattılar. Arkadaşlarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı kaybettik. 10 Ekim'de eylemlerimizi, anma etkinliklerimizi yine suç olarak ilan etmişler. Biz tüm hukuksuzluklara karşı, tüm karanlığa, katliamlara karşı emek, demokrasi, barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Suçsa emek, demokrasi, barış mücadelesini örmeye de devam edeceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız arasında başka sendikalar üye ve sendikasız arkadaşlarımız da vardı. Bu toprakların her yerinde herkes için hukuk, herkes için adalet mücadelesi sürdürmekten vazgeçmedik. Eğer suçsa daha da ısrarla hukuk mücadelesini, adalet mücadelesini sürdürmeye de devam edeceğiz. Eğitim Enternasyonali, ETÜCE ile birlikte bu sürece hem uluslararası anlamda mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Diyarbakır özelinde, Yalova'da, Balıkesir'de yaşatılmaya çalışılan bu tablo aslında tüm eğitim emekçilerine yönelik bir saldırıdır. Bütün eğitim emekçilerine yönelik bir yıldırma politikasıdır. Biz bu yıldırma politikalarına karşı iş yeri iş yeri gezmeye, sokak sokak geleceğimize birlikte sahip çıkma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ve bugünden itibaren de yine yeni katılan bize eğitim sene üye olan arkadaşlarımız oldu. Dayanışmalarını ve mücadelemizin her durumda
daha da güçlü bir şekilde devam edeceğini bir kez daha arkadaşlarımız da bize güç vererek gösterdi. Ve yarından itibaren de yine hem Diyarbakır'da hem de ülkenin her yerinde, iş yerlerinde birlikte mücadele etmeye, iş yeri örgütlenmelerini daha da güçlendirmeye ve Diyarbakır özelinde yaşanan bu hukuksuzluğa karşı ülkenin her yerinde birlikte mücadeleyi ısrarla, umutla sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesidir. Masa.